ve Jerry, herkesin mutlaka bir şekilde duyduğu, daha klasik bir tabirlerle Tom ve Jerry 7'den 70'e herkesin en az bir kere deneyim ettiği bir çizgi film serisidir. Bana sorarsanız ben Tom ve Jerry'yi eskiden çok severdim. Bu seri birden fazla değişmeye uğradı. Birçok kez değişti. Ama temeldeki konu hep aynıydı. Tom Jerry'yi kovalardı işte. Tom ve Jerry çizgi filmi bundan ibaretti. Ama şimdi Tom ve Jerry'nin yapımcısı olan Warner Bros. Stüdyosu yeni bir Tom ve Jerry filmi getiriyor bizlere. Hayatları boyunca dünyanın en ünlü düşmanları olduktan sonra... Ve bu film gerçek dünyada geçiyor. Tom ve Jerry her şeye baştan başlamak üzere. Tıpkı Şirinler filmi gibi. Nasıl sağlayacağız? Haylaz haylaz. O da bize gizli formülü söyleyecek. Hadi gel Şirin. Veya Sonic filmi gibi. Gelecek olan bu filmin de fragmanı çıkmış durumda. Ve fragmanı izledim ben de. Lakin kimi şeyleri beğenmiş olsam da kimi şeyleri de hiç sevmedim, hatta nefret ettim desem yeridir. Gelin konuşalım hele. Tom ve Jerry filminin fragmanı nasıl olmuş? Öncelikle fragmandan da anlaşıldığı üzere yine bu filmin konusu da Tom'un Jerry'yi kovalaması üzerine dönecek gibi duruyor. Ama bana kalırsa bu film sonlara doğru bir klişe uygulayarak Tom ve Jerry'nin birlikte çalışmasını sağlayacak bir yere de gidebilir. Her ne kadar bu klişe olsa da ben bu tarz hikayeleri severim. Ayrıca zaten Tom ve Jerry çizgi filminde de birçok kez bu tarzda şeyler olmuştu. Fragmana baktığımızda görüyoruz ki işler biraz daha büyümüş. Eskiden sadece Tom Jerry'nin peşindeydi. Şimdi ise bu filmde oteldeki tüm insanlar Jerry'nin peşindeler. Bir kediyle bir farenin bu oteli mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Acaba Jerry bunca kalabalıktan kaçabilecek mi? Merak ediyorum açıkçası. Benim sıkıntı olarak gördüğüm bir şey daha var. O da şu. Tom ve Jerry çizgi filmleri Tom'un Jerry'yi kovalaması ile geçerdi. Ve biz bunu severdik, eğlenirdik de açıkçası. Ve görüyoruz ki bu filmde de bu tarz şeyler olacak. Bu güzel, burada sıkıntı yok. Ama sıkıntı şu ki bu konu çizgi filmde kısa bir bölümde işlenip bitiyordu. Ve bizi sıkmıyordu. Fakat en az 1,5 saat olacak bir filmin sadece kovalama ile geçmesi mümkün mü? Tabii ki de mümkün değil bence. Şayet mümkün olsa bile sıkıcı olmaz mı emin değilim. Dediğim gibi bu konuda biraz da olsa endişeliyim. Ama şundan da vazgeçilmesin. Kovalama olsun filmde mutlaka. Eğer bambaşka yerlere giderlerse bu film Tom ve Jerry olmaktan çıkar. O zaman da Tom ve Jerry filmini çekmenin bir anlamı kalmaz. Nasıl söylesem orada ince bir çizgi var. Ne çok yukarıya gidecekler ne de çok aşağı inecekler. Tam ortada ilerlemeliler. İlerlemeliler ki biz de beğenelim filmi. Bunun dışında Tom da Jerry de normalde konuşmayan karakterler. Gerçek dünyaya geldiklerinde bu karakterlerin insanlarla olan ilişkisi nasıl işlenecek, nasıl ilerleyecek bu konu emin değilim. Umarım burayı da iyi kurtarabilirler, iyi işleyebilirler. Bahsetmek istediğim bir diğer konu da Tom ve Jerry'nin çizimleri olacak. Bu iki karakterin çizimleri bu filmde gerçek dünyaya hiç de uymamış gerçekten. Bu tarz işlerin diğer örneklerine bakacak olursak, örneğin Şirinler çok daha iyi. Nasıl sağlayacağız? Haylaz haylaz! O da bize gizli formülü söyleyecek. Hadi gel Şirin! Veya Sonic. O da çok daha iyi bana kalırsa. Tom ve Jerry'nin çizimleri çok çok kötü duruyor bence. Ve çok da parlaklar. İşte bu çizimler de filmin gerçekçiliğini iyice alıp götürmüş. Ve o karakterler de gerçekten orada değilmiş gibi hissetmemizi sağlıyorlar. Bu görüntü gerçekten kötü. Fakat yapımcıları da anlayabiliyorum bir yandan. Tom ve Jerry çizgi filmlerini izlediyseniz bilirsiniz. Tom Jerry'yi kovalarken hep başına bir şeyler gelir. Örneğin kafası şişer veya yüzü yamulur falan. Değişik şeyler olur işte. Ha bence işte filmde bu iki karakteri gerçek yapmamalarının sebebi budur bana kalırsa. Çizgi filmde de gördüğümüz bu tarz sahneleri bizleri izletmek için böyle bir yol tercih etmiş olabilirler. Hatta fragmanda da görüyoruz bunu. Ama her ne olursa olsun en azından biraz daha gerçekçi olabilirdi. Örneğin biraz tüy detayları falan olabilirdi karakterlerde. Hatta var aslında ama sadece bir sahnede var bu. Bu sahnede Tom yağmurdan ıslanıyor. Ve işte bu sefer karakter tam da olması gerektiği gibi gerçekçi görünüyor. Ama işte bu sadece ıslandığında oluyor. Keşke tüm film boyunca böyle gerçekçi görünseler. Ama durun bakalım. Hiçbir şey kesin değil şu anda. Eğer Sonic'e geldiği gibi Tom ve Jerry filmine de çok fazla tepki gelirse bu karakterlerin görünüşlerini ve çizimlerini değiştirebilirler. Böyle bir şey olmayabilir tabii ama olma ihtimali de yüksek. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey de şu oyuncu seçimleri. Beni tatmin etti açıkçası oyuncu seçimleri.
Çizimlere falan da bakacak olursak çok yüksek bütçe bir film olmadığı anlaşılıyor aslında. Ama buna rağmen birkaç tanıdık isim var oyuncu kadrosunda. Yani ben sadece şu adamı tanıyorum. Onu da Ant-Man filminde görmüştüm. Ama iyi adamdır. Komedi rollerini iyi oynar. Severiz. İşte bu şekilde. Tom ve Jerry filmi geliyor. Ve ben biraz endişeliyim dediğim gibi. Umarım ortaya iyi bir iş çıkartılabilir. Şu dönemde eskileri hayata döndürmek veya eskileri gerçek dünyaya uyarlamak gerçekten popüler. Şirinler, Sonic, Pikachu vesaire vesaire gibi birçok film izledik. Şimdi de sıra geldi Tom ve Jerry filmine. Bu arada şunu da söyleyeyim. Film 2021 yılında çıkacak ve çıktığında inceleme de yaparız mutlaka kanalda, merak etmeyin. Hele bir film güzel çıksın da. Neyse, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.